Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Bugün konuşmak istediğim konu tesbih fiyatları arkadaşlar. Tesbihlerdeki fiyat aralığı, kukanın fiyatı, işçilik fiyatı özellikle, kehribarın işçilik fiyatı, bakaletin işçilik fiyatı gibi konuları konuşacağım. Şimdi arkadaşlar bir yerden başlayacağım. Nereden başlayayım diye düşünürken dedim doğaçlama gideyim. Nereden giderse artık. Arkadaşlar artık bizi tanıdılar çünkü ben tamamen doğaçlama konuşuyorum. Videolarımda düzeltme bile yapmıyorum arkadaşlar. Neyse öyle gitsin diyorum. Şimdi arkadaşlar piyasada büyük bir sıkıntı olarak gördüğüm işçilik fiyatlarında hakikaten fiyat aralığı çok derin. Mesela nasıl fiyatlar var derseniz 100 TL işçilikler de var arkadaşlar. Hatta bundan biraz daha geriye gidersek 10 TL, 15 TL varan işçilikler var. Mesela bunları sulu torna dediğimiz sulu makinalarda sulu çarklar dönerek yaptıkları ürünler var. Onlar seri çıkan ürünler. Mesela günde atölyenin kapasitesine göre 10 tane, 15 tane hatta 100 tane, aylık 1000 tane varan çıkarttıkları tespih sayısı var. Bunun için fiyatları ucuz oluyor. Tabii bu tür ürünleri genellikle kukadır, sıkma kehribardır gibi ürünler çalışıyorlar. Ahşap ürünleri de çalışıyorlar. Fakat usta işçiliklerine gelince mesela biraz maharet, biraz sanat gerektiren işçiliklere gelince fiyatlar birden çok ciddi şekilde değişmekte arkadaşlar. Ben bunu dile getirmek istiyorum ama neden getirdiğimi de söyleyeyim. Çünkü burada çok karşılaşıyoruz. Malzeme alıp yaptırmak isteyen insanlar var. Malzeme alıp yaptırmak istiyor ama bunu nasıl desem işçilik fiyatından dolayı malzemeyi yaptırmak istemiyor. Çünkü değerli malzeme zaten pahalı. Ondan sonra biraz geri oturayım şöyle arkadaşlar. Değerli ürün zaten pahalı. Ona bir de işçilik fiyatı pahalı olduğu zaman çok ciddi bir rakama geliyor malzeme. Mesela benim kanaatimce usta fiyatları 350 ile 600 lira arasında değişirse çok makul bir fiyat olur. 350 ve 600 gibi fiyatlar gerçekten tesbih yaptıracak insan için ideal olabilir. Bir tesbih yaptırabilir güzel kaliteli. Hatta mesela kehribar da yaptırabilir. Ama bugün giderseniz bir ustaya mesela şurada örnek vereyim. Bir kuka tespihi yaptırmak istediğinizde farklı fiyat alabiliyorsunuz. Ondan sonra yok eski zar bir kehribar yaptıracağınızda farklı bir fiyat alabiliyorsunuz. Sebebini şöyle söyleyeyim. Genelde oturmuş bir anlayış var. Hatta özür dilerim bizim müşteriler bile bu tepkiyi çok gösteriyorlar. Yani kehribar niye bu kadar pahalı? Diğeri niye bu kadar ucuz? Şimdi ben onların arasındaki yapı farklılıklarından bahsedeyim ama mesela kukayı çalışmak çok zor. Çok zor. Biliyorsunuz şekilsiz bir ürün. Hatta burada bir parça varsa göstereyim diyeceğim. Göremedim. Neyse. Olsaydı burada gösterecektim. Arka tarafta var da kalkmayayım yerime. Kuka şekilsiz bir malzeme arkadaşlar. Ve onu çok sert kesiyor, biçiyor. Tesbih haline getiriyor. Gerçekten de çok güzel bir tesbih haline getiriyor. Hatta çok uğraşıyor. Taneleri yara çıkıyor, bere çıkıyor. Onları değiştiriyor. Ama bir zar kehribar dediğimiz ürünü yapma geldiğinde bu eski malzeme diyor. Fiyatı bilmem şu kadar olur diyor. Kukaya 300 lira diyorsa buna arkadaşlar dolarla söylüyor. Yani 100 dolar falan diyor mesela. En düşük işçilik veren bugün tabii 100 dolar diyor bunu. Şimdilerde 1500 lira, 2000 lira, 1000 dolarlar, 2000 dolarlar havada uçuşuyor arkadaşlar. Ne kadar tespih yaptırıyorlar onları da bilmiyorum ama o 1000 dolar, 2000 doları verenler muhtemelen adamın adına para veriyordur. Yoksa tespihin işçiliğini 600 liraya tespih yapan adam da yapar yani. Ama bir ustaya soracak olursanız kendi tespihinin üstüne tespih tanımaz. Yani kiminle görüşürseniz görüşün. 200 liralık işçilik yapan da 2000 liralık işçilik yapan da ortaya tespihi koyduğunuzda adam der ki benim tespihimin üstüne tespih yok. 2000 dolarlık tespihi beğenmez. Neden? Çünkü o işçiliği yapabilir yani o arkadaş. 2000 dolarlık işçiliği yapabilir ama kendisi 200 dolar 200 lira alıyordur örneğin. Bu fiyat aralığı çok ciddi şekilde beni rahatsız ettiği gibi müşterileri de rahatsız ettiğini görüyorum.
Beni dinleyen tespih ustaları varsa umarım fiyatlarını makul bir seviyeye çekerler ve sürekli çalışırlar arkadaşlar. Yani herkes 2000 dolara, 1000 dolara gidip tespih yaptıramaz ve o usta da sürekli doluyum muhabbeti yapıyor ama ben çok inanmıyorum. O kadar dolu olursa adam resmen para basma makinesi gibi çalışır. Böyle bir şey yok yani. Onların da varlığı da, mal varlığı da her şeyi de göz önünde arkadaşlar. Yani seri çalışmak, yani sürekli çalışmak çok daha değerli olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden makul bir fiyat her zaman iyi olacaktır. Daha çok tesbih yapılmasına sebep olacaktır. Çünkü koleksiyonerler daha çok tesbih yaptıracak. En azından bir tesbihe verdiği 1000 dolara 8-10 tane tesbih yaptırabilecek. Hem de aynı güzellikte, aynı kalitede olacak arkadaşlar. Burada bazı detayları da söylemek istiyorum arkadaşlar. Az önce bahsettim. Kuka meşakkatli ve zor olduğu halde, fiyatı piyasada düşük olduğu halde ucuza yapıyor adam. Ama malzeme değerli diye tesbihin fiyatını da yükseltiyor. Bu yanlış bir anlayış. Tesbih sizi zorluyorsa fiyatını yüksek tutmanız daha mantıklı bence. Piyasada tutuluyor diye, satılıyor diye Osmanlı sıkması ya da eski zar kehri vardır bilmem fiyatlarını çok yüksek tutuyorsunuz. Mesela size şöyle ürünler geldiğinde, şekilsiz ürünler geldiğinde sizi uğraştıracak ürünler olursa bunların tabii ki arkadaşlar mesela 600 yapıyorsanız 700 deyin. Yani bu beni biraz uğraştıracak. 800 deyin. Ya kabul ederim ben bunu mantıklı. Çünkü uğraştıracak seni biraz. Ama mesela şöyle blok şeklinde bak şurada da var. Şöyle göstereyim. Şöyle blok şeklinde malzeme getiriyor adam sana. Diyor ki bunu kes, biç, tesbih yap. Bu diyor ki ha diyor eski zar malzeme bu diyor. Ben bunu diyor 100 dolara yaparım. Sıkmak yeri barı kaça yapıyorsun? Sıkmak yeri barı da getiriyorsun aynı kalıp. Onu kaça yapıyorsun? Sıkmak yeri barı 300 lira olur. Ya ben bu ikilemde kalmış usta arkadaşlara söylüyorum. Yani akıllıca değil, mantıklı değil. Bir kuka çalışmak çok daha zorken kukayı neden daha ucuz fiyat veriyorsunuz mesela? Kuka çalışması Osmanlı sıkmasından da zordur. Diğer ürünlerin hepsinden de zordur arkadaşlar kukayı çalışmak. Gerçekten firesi de çok şekilsiz bir ürün. Aynı doğal kehribar gibi çalışıyorsunuz. Mesela doğal kehribar demişken doğal kehribar çalışan insanlar kırılgan olduğu için, ürün patladığı için bunu yavaş çalışmak zorunda ve buna tabii yüksek fiyat istemekle haklı. Ona bir şey demiyorum. Gerçekten çalışırken kırılıyor, çatlıyor, patlıyor, elinde kalıyor adamın. Daha bıçağı vururken bazı ürünler tuz buz oluyor. Yani onlarla da karşılaştık. Malzemenin içinden ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Doğal kehribar için bunu söylemiyorum. Doğal kehribar için yine makul bir fiyat belirlenebilir. Onu 600'e yapıyorsan doğal kehribarı 1200'e yap, 1000 liraya yap. Tamam eyvallah. Başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Ama arkadaşlar uçurum var, uçurum fiyatlar arasında. Ya buraya gelen o kadar tespih seven arkadaşım var ki yani uygun fiyata tespih yaptıramıyorum adama yani. Nasıl yaptırabilirim ki uygun fiyata tespih? Ustası diyor ki şu fiyat olur, bu fiyat olur. Yani hakikaten yaralıyorlar bizi. Tespih seveni de üzüyorsunuz arkadaşlar ya. Tespih ustaları, tespih sevenleri üzmeyin artık. Makul fiyatlar verin. İnsanlar da size bol bol işçilik getirsin. Yani siz yaptığınız sanatı güzel işliyorsunuz, güzel yapıyorsunuz. Sizin için çok değerli ama onları ayyuka çıkartmanın bir anlamı yok. Hakikaten böyle sanki uzaydan inmiş gibi yaptığınız tesbihlere değer veriyorsunuz. Yani bu doğru değil. Tamam işçiliğiniz çok güzel ama şimdi basit matematik hesabı yapsak bir günde çok şahane bir tesbih yapabilirsiniz. Şimdi siz bu bir günde yaptığınız tesbihe 2000 lira isteseniz örneğin hani dolarları da geçtim. 2000 lira işçilik isteseniz biraz daha indirelim. 1500 lira işçilik istediniz dedim. Bugün çoğu insan 1500 lira yapıyor. 1500 lira işçilik yaptınız. Sizin haftalığınız kaç para gelecek arkadaşlar? Yani eleman çalıştırmıyorsunuz, verginiz yok, hiçbir şeyiniz yok. Tek başınıza bir tespih yapabilirsiniz çok rahat. Hem de mükemmel işçiliğe varacak derecede güzel bir tespih yapabilirsiniz. Eli alışık adam daha fazla belki yapar ama bir çırağı olan malzemeyi kesecek, tıraşlayacak, önüne getirecek adam olduğunda iki tespih de çok rahat çıkartırsınız.
Yani bunu 3'e dayayabilirsiniz. Yani kaliteli çok güzel bir işçilikten bahsediyorum. Sizin haftalığınız kaç paraya gelecek arkadaşlar? Bizler burada boşuna mı çalışıyoruz yani? Diğer insanlar boşuna mı çalışıyor yani? Madem her gün dolusunuz, o zaman 1,5 tane hesaplarsak bir hafta ne yapar arkadaşlar? 9 milyar para yapar ya. 9 milyar para yapar bir haftada. Yani böyle bir para yok yani. Ya yan gelip yatıyorsunuz, doğruyu söylemiyorsunuz, çalışmadan 1500 lirayı indirim cebe diyorsunuz. Bir haftalık bu bana zaten yeter. Haftada bir tespih yapsam yeter muhabbeti yapıyorsunuz. Ya da yani yaptığınız hakikaten para basma makinesi gibi bir iş. Onları gömüyorsunuz. Nereye gömüyorsunuz bilmiyorum yani. Göz önünde de bir şey yok. Yani ben size tespih ustalarını böyle ciddi anlamda suçlama yapmadan konuşmak istiyorum ama hakikaten insan bazı noktalarda şirazeden çıkıyor artık. Yani neden bu kadar fiyat farkları var? Düzgün bir fiyat yapılması lazım. Hakikaten insanların rahatlıkla ürün yaptırabileceği fiyatları uygulamanız gerekiyor ki insanlar bol bol tespih yaptırsın, bol bol malzeme alsın, kendine göre işçilikler yaptırsın. Yani sevdiği malzemeyi işçilik olarak yaptırabilsin. Ben fark ettiğim kadarıyla tespih severlerin en büyük özelliklerinden biri malzemeyi görüp ben şu ölçülerde, şu oranlarda bir tespih istiyorum deyip bunun zevkini tatması çok önemli onlar için. Yani bu gerçekten insana da zevk veren bir şey. Alıyor diyor ki bunu bana yap ve diyor arkadaşların ortama giderken ben bu parçayı, bu tespihi bu parçadan ya da şöyle bir parçadan kendim kestirdim, biçtirdim, yaptırdım. Hakikaten bunun zevki ayrı. Çünkü koleksiyoner ya da tespih seven insanlar için bunun zevki gerçekten ayrı. Başka şeylerle kıyaslanamaz gerçi. Hazır mal almak biraz daha zor gelir koleksiyoner arkadaşlara. Hakikaten zor gelir çünkü hazır gördüğü mal bir emek katmamıştır kendisi. Kendisinden de bir emek olsun istediği için genellikle işçilik yaptırırlar. Ben de çok takdir ediyorum ve bu yapılan hareketi de onaylıyorum arkadaşlar. Ve tespih ustalarını suçlamak bir yana suçlamıyorum zaten. Onlardan burada onlara hatta rica ediyorum. Arkadaşlar ne olur fiyatlarınızı makul seviyede tutun. İnsanlar da tespih sevenler de güzel güzel tespihlerini yaptırsınlar. Şu ustanın tespihini taşıyorum, bu ustanın tespihini taşıyorum diye gururla tespihlerinizi taşısınlar. Ama yani fiyatları altında ezilmesinler gerçekten. Verdiğiniz fiyatlar çok fahiş fiyatlar, çok değişken fiyatlar. Çünkü şöyle basit bir örnek vereyim. Daha ustalığa yeni başlamış zamanda, evet ustalığı düzgün, eli alışmış biraz. 100 liraya tespih yapayım diye yalvaran arkadaşları hatırlıyorum ben. Ya 100 liraya yapayım, ne olur size tespih yapayım diye yalvaran arkadaşlar. Bugün biraz yol aldıktan sonra, arkadaş ben 1500'den aşağı tespih yapmıyorum diyor. Peki arkadaş sen düne kadar 100 liraya yaptığın tespihte geçinmiyor muydun? Geçiniyordun. Evine bakmıyor muydun? Bakıyordun. Niye 100 lirayı beğenmiyorsun arkadaşlar? Aylık 3000 liraya gelir. Evet hesaplarsak öyle 600, 4, 6, 24, 3000 liraya gelir. Yani demek ki 3000 liraya geçiniyordun sen. Tabii benim mantığıma göre asgari ücrete girmiş gibi oldum. Asgari ücret bugün benim mantığıma göre 5000'den aşağı olmamalı. Bir insanın rahat bir geçimi için 5000'den aşağı olmamalı. Kimileri 3000'e 3500 diyor da. Gerçi neyse o konu bizim konumuz değil de biz de adam çalıştırıyoruz ama tabii biz de o rakamları 5000'leri veremiyoruz ama bence bir insanın rahat geçinebilmesi için 5000'den aşağı olmaması gerekir günümüz şartlarında maaşı. Ama mesela ustalarımız bunu herhalde abartmış. Haftada 6000, 9000, 10000 para kazananlar var istedikleri fiyata göre. Çünkü hemen aklımıza otomatikmen matematiksel hesap geliyor. Yani bu bir işçiliği bu kadar alıyorsa, haftada şu kadar yapıyorsa, bu kadar para kazanıyordur muhabbeti herkes yapıyor. Yani bizim Türk toplumumuzda meşhurdur bu zaten. Hemen tık 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 hesabını yaparız. Hakikaten böyle bir para yok arkadaşlar. Ya inan ben bazen diyorum ki ya tamam ben eskiden tespih yapıyordum. Şu anda dükkanda duruyorum, tespih yapamıyorum. Ama samimi söyleyeyim ciddi ciddi diyorum ki ya arkadaş ben niye uğraşıyorum ki ya?
Ben gideyim bir iki tane torna koyayım, makine koyayım. Ben de işçilik yapayım o zaman diyorum ya. Hiç yorulmadan, etmeden keyfime bakayım ya. Güzel güzel para kazanayım. Günde 1500 liradan her gün bir tesbih değil. On mesela şimdi onların mantığına döndüm. Haftada iki tane yapayım ve oh durumu kurtarız ya. 12 milyara gelir aylığım. Ben burada bu parayı kazanamıyorum ki yani. Hakikaten kazanamıyorum yani. Nasıl bir para ya? Haftada iki tesbih yaparak yani. Yani böyle bir şey varsa yapmayı düşünüyorum işin aslı. Bu işi araştırıyorum arkadaşlar. Çünkü söyleyen arkadaşlar ne kadar doğru söylüyor bilmiyorum. Yani her gün çalışıyorlar mı? Her gün bu ürünü yapıyorlar mı? İnsanlar sürekli tesbih yaptırıyorlar mı? Onu da araştırmak lazım. Adam kapısında bekleyen adam varsa hakikaten kardeşim benim fiyatım bu. Bu fiyattan aşağı yapmam. İşinize gelirse yapıyorsa karnı doyuyorsa bir şey diyemiyorum ama rica ediyorum arkadaşlar. Yani makul bir fiyatta işçilik yapalım. Ve siz de atölyeniz sürekli çalışsın. İstihdam sağlayın. Yanınıza işte yetiştirecek ustalar alın. Çıraklar alın. Elemanlar onlar da istihdam olur sizin için. Onlar da evlerine ekmek götürürler. Böylece bir ekonomiye bir katkınız olur, bu memlekete bir katkınız olur. Yani hakikaten çok yüksek fiyatları bencilce görüyorum. Bu bencillik herkese zarar verir. Sadece sizin karnınızı doyurur. Ama insanları da yavaş yavaş tesbihten soğuttuğunu söyleyeyim. Bunu arkadaşlar yani kulak ardı etmeyin. Gerçekten insanlar bu davranışlar karşısında tesbihten soğuyorlar arkadaşlar. Ama bizim bir an önce bunun tersine hareket edip gerçekten yola başladığımız amatör ruhumuzla bu işe sarılmamız lazım. Benim tavsiyelerim bu kadar arkadaşlar ve ricalarım bu kadar. Eğer bu işe kulak veren arkadaşlar olursa çok memnun olurum. Ki şöyle kaç kişi bu işe kulak verecek onu da bilmiyorum. Ama ona ustalar kulak vermiyorsa tespih sevenler lütfen kulak versin arkadaşlar. Yani çok fahiş fiyatsa niye yaptırıyorsunuz ki? Yaptırmayın arkadaşlar. Çok fahiş bir fiyata tesbih yaptırmayın. Adı sanı o kadar meşhur olmasına gerek yok. Güzel tesbih yapan başka bir arkadaşa makul bir fiyata istediğiniz güzellikte bir tesbih yaptırın. Parasına da verin. Helal hoş olsun. Çoluk çocuğuna rızkını götürüyor. Allah daha çok versin. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bin dolarlarla, 2000 dolarlarla, işte 3000 lirayla, 2000 lirayla tesbih yapan arkadaşlar da doğru bulmuyorum arkadaşlar. Tabii ki kimse kimseye karışamaz. Serbest piyasa var. Serbest piyasa olduğu için hiç kimse kimseye resmi anlamda müdahale edemez. Ama ben vicdanen bu rahatsızlığımı söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizim tesbih seven arkadaşlar da beni anlayacaktır. Ustalar da beni anlayacaktır ama inşallah bir şey yaparlar arkadaşlar. Bunları dua niyetine söylemiş olalım. Temenni çünkü bunlar arkadaşlar. Kimsenin elindeki işçiliği zorla fiyatını değiştirerek yaptıramayız. Sadece bizimki temenni. Umarım insanlar güzel fiyatlar verir, ustalar güzel fiyatlar verir. Herkes de sevdiği, beğendiği malzemeyi güzel işçiliklerle doya doya çekerek hayatını yaşamaya devam eder. Ve böylece koleksiyonunda 10 tesbih olan adamın bu defa 30 tesbihi olur. Bu defa güzel bir istihdam sağlanır. İş döner, para döner, herkesin evine ekmek girer. Herkes bu işten rızıklanır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, görüşmek üzere başka bir konuda. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.